Tabii ki yani içinden birçok güçlerin olduğu bir komplos, birçok devletlerin, yapıların, kişilerin yer aldığı kapsamlı bir komplo ve dünya çapında koordine edilmiş bir komplo. O yüzden 21. yüzyılda gerçekten benzeri olmayan bir şeydir. Yani esas temelde de ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde kendine gelen önerileri reddettiği için bu komplonun devreye konulduğunu da söyledi, yani tespit etti. Çünkü şöyle diyordu, Şam'dayken ABD, İsrail, İngiltere elçileri yanına geldiğini, kendisine Büyük Orta Doğu Projesi'ne katılması teklif ettiklerini, kendisinin bunu reddettiğini söylüyor. Çünkü ben bir özgürlük savaşçısıyım. Haklar lehine, hakların özgürlük ve eşitlik ütopyasını savunan bir özgürlük savaşçısıyım. Onun bunun başkasının savaşçısı olmam. Bu ilkesel duruşun tavrımdan dolayı diyor, başka kendi politikalarına gelmedik, Büyük Orta Doğu politikalarına çekemedikleri için bu komployu devreye koydular diyor. Sayın Öcalan o dönemde Avrupa'ya çıkarken biliniyordu, o dönem 1 Eylül 1998'de tek taraflı ateşkes ilan edilmişti ve Avrupa'da bir diplomatik hamleyle bu çözüm sürecine uluslararası destek, diplomatik destek sağlamak amacıyla bir Avrupa çıkışını gerçekleştirmişti. Sayın Hocam tabii ilkesel bir yaklaşımı da söz konusu. Dağ yolunu tercih etseydik savaş tırmanacak çünkü hazırlıklar yapılmıştı. NATO tatbikatıydı Türkiye'de her tarafı, yani bir sürü dağ bombalardı. Her gün bir dağdan diğer dağ bombalardı. Bir yüzlerce belki binlerce Kürt genci insanı sadece hocamı korumak adına bir savaşın içerisinde yüz binler binler de hayatını kaybedebilirdi yani. Hocam, Sayın Hocam bunu etik görmedim diyor yani. Böyle binlerce insanın ölmesindense bir çözüm yolunu tercih etmek, siyasi çözüm yolunu, yaşama ve yaşatma siyasetini tercih etmek daha doğru, daha etik, daha ilkesel yani görüş. Sonuçta bu sorun çözülmesi gerekiyor. Yani sırtında Kürt sorunu çözümü denen bir sorumluluk var, bir ağır yük de vardı yani. Komplo başından beri iki amacı iç içe taşıyordu. İmha olmazsa Türkiye idam edilecek sıralarında Türkiye teslim etme. Nasıl idam edilecek diye düşünüyorlardı. O süreci eğer yaşayanlar bilir yani herkes Öcalan'ın kaba bir direniş sergileyerek böyle savaşı tırmandıracağını bekliyordu. Demokratik çözüm barış stratejisini devam ettirmesiyle. İlk avukat görüşmesinde 25 Şubat ilk avukat görüşmesinde 1 Eylül ateşkesinin devam ettiğini söyledi. Yani ortamı yumuşattı, gerginliği yaşattı. Gerçekten bir çözüm felsefesi, yeni bir çizgi, yeni bir doğrultu, yeni bir paradigma geliştirdi. Ve savaş tırmandırmadı, yaşama ve yaşatma siyasetini uyguladı. Ve yaşattı da bu siyaset hem komployu boşa çıkardı, komployla amaçlanan oyunları boşa çıkardı, Türk-Kürt savaşını derinleştirme oyunu boşa çıkardı, hem de aslında kendi gücünü korumayı ve büyütmeyi de getirdi beraberinde yani. Ki tabii ki yani böyle sonuçlanacağını bilse böyle bir Avrupa çıkışı yapmazdı. Fakat denenmeden anlaşılacak bir şey değildi. Denenmesi gerekiyordu. Geçmişte birçok siyasi muhalif Avrupa üzerinden kendi siyasi mücadelelerine destek buldular, sığınma hakkı aldılar. Böyle bir gelenek de vardı yani. Fakat biz Sayın Öcalan örneğinde bu gelenekten kopulduğunu bu süreçte gördük, anladık. Uluslararası düzeyde birçok devletin katıldığı bir şey oldu. Yunanistan'dan Rusya'ya, ABD'nin koordine ettiği mesela İngiltere daha Roma'ya ayak basar basmaz Sayın Öcalan'a istenmeyen adam ilan etti. Yani ülkeme istemiyorum diye mektup göndermişti. Fransa savcısı soruşturma açmıştı ülkeme gelme diye. Almanya iade amaçlı kararı kaldırmıştı. Avrupa hava sahası kendisine kapatıldı. İltica talebi olmasına rağmen Avrupa sınırı dışında Kenya'ya sürüklendi. Yani böyle birçok devletin kesimin aktörün içinde olduğu karışık kompleks bir komplodur. Yani tek tek hepsinin boyutunu açıklayabilirsin. Rusya'nın buradaki rolü ne oldu, Yunanistan'ın rolü ne oldu, İtalya'ya uygulanan baskı, Almanya'nın tavrı, İngiltere'nin, Fransa'nın tavrı,
Bunlar tek tek her birisi ayrı bir konu olarak işlenebilir. Her birisinin kendi içinde bu payı var. Bu o komploya, İmralı tutsaklığına yol açan sistemde hepsinin kendine göre bir payı var. Zaten sonuç itibariyle Sayın Öcalan dedi, yani ben Türkiye'nin mahkumu değilim, uluslararası komplonun mahkumuyum. Yani o yüzden savunmalarını da dünya sistemine karşı geliştirdi, kapitalist dünya sistemine karşı savunmalarını geliştirdi. Çünkü Sayın Öcalan'ın şahsında komploya tabi tutulan bir halktı, bir halk gerçekliğiydi. Kürt halk gerçekliği, 100 yıllık bir çözümsüz bırakılmış bir halk gerçekliği var. Sorun çözülmesini istiyor. Tüm dünya medeni ülkeler gibi Kürt halkının da uluslararası sözleşmelerde tanınmış bireysel ve kolektif haklarının tanınacağı demokratik siyasi bir çözüm peşindeydi. Ama ortaya çıktı ki dünya sistemi Kürtlere böyle bir şey tanımak istemiyor. Özellikle Kuzey Kürtlerine, Türkiye Kürtleri bağlamında Lozan'dan beri karıştırılan çözümsüzlük statükosu sürdürmekte kararlı. Çözümsüzlüğü çıkarına görüyor. Ortaya çıktı ki çözüm Avrupa devletlerinin içine yaramıyor. Çünkü çözüldüğü zaman sorun ellerinde kullanacaklar bir koz, bir malzeme kalmıyor. Kürt sorunu çözümsüz kaldığı sürece bir koz, bir malzeme olarak kullanıyorlar. İlgili devletlere karşı bir taviz koparma aracı olarak kullanıyorlar. Bundan nemalanıyorlar. Yani çözümsüzlükten nemalandıkları için çözüm çıkarana gelmedi. Yani bu gerçekliği öğrendik en azından. Sayın Öcalan zaten değerlendirirken diyor ki yani komployu, 15 Şubat komplosu bir yaz, bir kara günü değil de bir aydınlanma günü, yani bir ders çıkarma, bir sorgulama, aydınlanma, neden yani Kürtlere bu biçilen bu statüko kimler reva gördü, neden çözüme gelmediler, bundan bir ders çıkarma bağlamında, bunun sonuçlarını tahlil etme bağlamında, gerçekten bu ortaya çıktı ki tamamen Kürt gerçekliğiyle bağlantılı bir uluslararası komplodur yani. Çünkü ya Lozan'ın taraflarına bakın. Lozan'a imza atan, Kürtleri hukuk dışına atan, Lozan Sözleşmesi'nin taraf imza atanlar hepsi bu komploda yer aldılar. Lozan'ı tekrar güncellediler bir nevi Sayın Öcalan şahsına. Yani dediler ki biz bu statükoyu değiştirmeyeceğiz yani. Bunu söylediler yani. Komplo bize söyledi. O zaman sorun bir uluslararası bir sorun. Sistem Kürt meselesi, uluslararası mesele, dünya sistemiyle yakından bağlantılı bir sorun olduğuna göre o zaman dünya sistemini çözerek, aşarak bu komploya yanıt verebilir. Bütün savunmaları, İmralı duruşu bu uluslararası komployu aydınlatma, açığa çıkarma, boşa çıkarma ve alternatifini geliştirme üzerine kuruldu, geliştirildi. Bu maalesef bir Kürt gerçekliği. Sayın Öcalan dedi yani, dedi, ya biz uzun yıllar, onların uluslararası komploya kadar ki yıllarda biz yerel gericiliğe karşı, yerel ulus devletlere karşı bir mücadele verdiğimizi sanıyorduk. Ama aslında öyle değilmiş yani. O yerel ulus devletler aslında bir dünya sistemine karşı mücadele veriyoruz. İstemiyorlar yani hegemonyadan özgürlükçü, demokrat, sosyalist, kendi iradesine sahip özgür Kürtlüğü istemiyorlar. İstiyorlar ki Kürt hep kendine bağımlı olsun, Kürt hep piyon olsun. İstediği gibi konan belki bir piyon. Kendi yere stratejik bölgesel çıkar için bir malzeme olarak. Yaklaşımları bu, Kürtlere yaklaşımları bu. Kürtleri bir aktör olarak karşılığında görmek istemiyorlar yani. Evet. Öcalan piyon Kürt'ü aktör haline getirmek istiyordu. Öcalan özgür Kürtlüğü temsil ediyordu. İradeli, hegemonyadan bağımsız, haklar lehine iradeli Kürtlüğü, özgür Kürtlüğü temsil ediyordu. Bu da işlerine gelmiyordu. Yani istedikleri, alışageldikleri, 100 yıldır, 1000 yıldır alışageldikleri piyon Kürtlüktür yani. O yüzden çelişki burada başladı, yani bu noktada başladı. Bu kadar çaba gösterdi Sayın Öcalan, işte 24-25 yıllık İmralı sürecinde çözüm yönünde birçok girişimleri var. Biliniyor, yol ortası, müzakereler, çok makul çözüm girişimleri Türkiye her seferinde her dönem sabote edildi yani bir şekilde. 1999-2003 arası, 2007 ateşkes dönemi, 2008-2009-2011 Oslo süreci, 2013-2015 süreçleri hep sabote edildi. Yani o dönemleri biraz gözlemleyen, bu sabote eden güçlerin kimler olduğunu, neden sabote edildiğini, neden çözüm istenmediğini çözebilir, işlemleyebilir. Ondan sonra Sayın Öcalan şu o yargıya vardı, dedi ki yani ben dedi çok amacı devlet içinde, hükümetinde bir siyasi irade çıksın ki biz bu sorunu çözelim, komployu boşa çıkaralım. Bu irade çıkmadı ya da çıkanlar engellendi bir şekilde. Yani komplonun temel mantığı Türk-Türk savaşını derinleştirmek, Türkiye'yi daha fazla kendine bağlamak, daha çok taviz koparmak üzerine geliştiren bir şeydi.
İmralı sürecine dikkat edersen çözüm süreçlerinde Türkiye nefes alıyor, ekonomi kalkınıyor. Yani şimdi bu son 8 yılı gözüne getirin. Türkiye vermediği taviz kalmadı yani. Dünyanın 50 devlete taviz verdi yani. Rusya'ya bile 10 afrinlik taviz vermiş. Afrin'e girmek için 10 afrin taviz vermiş. Diğer birçok yer, bir yerde bir Kürtçe kurs açılıyor Japonya'da, onu bile engellemek için gidip taviz veriyor yani, örneğin. Bir yerde bir Kürt etkinliği varsa onu, yani bu kadar taviz vereceğini diyor Sayın Öcalan, diyor ki bu kadar taviz vereceğini gel burada benimle anlaş ya, bir şey de istemiyorsun, ekonomi de istemiyorum, senden para da istemiyorum, sadece bu zorbalığı kaldır. Valla Kürtler kendi ekonomisini geliştirir, kendi dilini de geliştirir ama yeter ki bu zorbalık kalsın. Tek istiyor burada zorbalık kalsın, hukuk uygulansın, hukuku uygulayın. Hukuk içerisinde biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Devletten bir şey istemiyoruz yani. Buna bu o kadar makul yani. Buna bile gelinmiyor ama sonuçta görüyoruz kaybeden kim? Türkiye yani kazanıyor mu yani? 8 yıl Türkiye bir şey kazandırdı mı? Tecrit, savaş politikası, güvenlikçi siyaset Türkiye ne kazandırdı 8 yılda? Hiçbir şey kazandırdı. Tam tersine bak ekonomi hale gelmiş. Ülke tüm dünya devletlerine taviz vere vere artık kaynağı tüketecek, taviz verecek kaynağı bile kalmamış yani, düşün yani. Çözümsüz siyaseti bilerek diyor İsrail Filistin soru çözümlerini, aslında çok kolaydır İsrail Filistin çözümü de, Kürt sorunun çözümü de çok kolaydır. Ama bilerek çözmüyorlar, bu çelişkileri canlı tutarak motive ediyor işte ki iktidarlar kendini bunun üzerine motive ederek yapay bir çelişki. Ama bu çelişki çözümü de, İsrail Filistin sorunun çözümü de, Kürt sorunun çözümü de, bölge haklarını, Ermeni, Asürler ve diğer azınlıkların, etnik meselelerin, mezheplerin, dinlerin hepsinin çözümü 4. ciltte var. Orta Doğu krizi ve demokrasi uyumlu çözümü kitabını getirdim. Filistin sorunun çözümü de orada var. Kürt meselesinin, etnik sorunlarının, tüm dini sorunların, mezhepsel sorunların çözümü. Hepsi o kitapta var. Tek çözümü getiren Orta Doğu'ya. Şu anlaşılıyor, Orta Doğu'da kapitalist dünya sistemini, kendi uluslararası sistemini kurarken ortada da amacı çözüm değil yani. Kaostan besleniyor, çözümsüzlükten besleniyor. O yüzden İsrail Filistin sorunu çözümüne izin vermiyor. Kürt sorunu çözümüne istemiyor. Çünkü kaos halinde sistem kendi kaos içinde yaşatma. Bölgene çatıştır üzerinde kurgulanmış bir sistemdir Orta Doğu haritaları. Cetvelle çizilen uluslararası haritaları. Alternatifi demokratik ulusçuluktur. Demokratik uluslar birliğidir. Koymuş işte. Orta Doğu 4. ciltte sorunun çözümü çok. Diyor ki, demokratik bir Orta Doğu'da herkese yer var. Yani Yahudi'ye de yer var, Filistinli'ye de, Kürt'e de, Ermeni, Asur, herkese yer var diyor. Demokratik bir İsrail'de herkese yer var, demokratik bir Filistin'de, demokratik bir Kürt'ün herkese yer var. Yani bu zihniyetin hakim olması. Zaten kitabın başında da Orta Doğu'da demokratik kültürü yerleştirmek, hakim kılmak. Demokratik zihniyet dönüşümü yani. Demokratik bakış açısıyla baktığında sorunlar çözülüyor çünkü Avrupa sorunları çözmüş, etnik, dini, mezhepsel sorunları demokrasiyle çözmüş, ABD çözmüş, dünya herkes çözmüş. Orta Doğu'da çözüm de çözümsüzlüğü dayatıyorlar. Orta Doğu'da çözülebilir. Tehdit o demokratik kültürel zihni, kültür ve zihniyet hakim olsun. Yeter ki o bakış açısıyla sorunlara yaklaşsın. Çözülür. Ateşle söndürülmez dedi İsrail Filistin'de. Yani ulus devleti bir mantık, ulus devleti bir mantık barışmaz. İki ulus devleti bir mantık. Ya onu yok edecek ya onu yok edecek. Ya da böyle devam edecek. Ateşle söndürülmez. Ateş suyla söndürülür. Su demokrasidir. Demokrasi kültürü, bilinci, barış. Yani dedik biz uluslararası bir sistemdir dedik İmralı. Dolayısıyla bu sistemi kuranlar devletler üzerinde baskı uygulanması, uluslararası kampanyanın bu kadar önemi var. İçeride de üçüncü yolun büyümesi, güçlenmesi gerekiyor. İç ve dış kamuoyunun baskısı, bu haksız, bu çarpık statikoyu son verebilir ve bir dönüşüme iradesini ortaya çıkarabilir. Açıdan önemlidir. Ve özgürlük burada önemlidir. Mandela örneğini verdik. Mandela nasıl çözüme gitti? Uluslararası kampanya yaptılar malumlar için. ABD, İngiltere onay verdikten sonra oldu. İçeride de kitlesel mücadele gelişti. Hanece o dönemde büyük bir gelişme gösterdi. İki iç ve dış karşılıklı kampanyalar çözümü getirdi. Çözüm iradesi ortaya çıkardı ve çözüm getirdi. Ki de Clark bugüne kadar apartheid rejimi savunun başındaki insanı dönüştü yani. Apartheid rejimin başındaki insanı dönüştürdü bu kampanyalar. Düşünebiliyor musun? Bu sistemi de kuran
uluslararası bir özelliği var. Bu ülkeler, bu devletler ve Türkiye'de de bir irade çıkarsa, bu son çözüm perspektifi nettir kurulmuş zaten. Ve tek çözecek kişi de Öcalan'dır yani. Zaten başka kimse bu sorunu çözemez yani. Çünkü Orta Doğu'yu da iyi biliyor ve koymuş da perspektifle de net de ortada yani. Özgürlük olmadan çözüm de olmaz zaten yani. Manzara özgürleşmeden çözüm süreci gelişmez. Zaten başkan şöyle 24 yıllık, 25 yıllık Sayın Öcalan İmralı Diyaneti'ni değerlendirirken biz diyor uzun 2007'ye kadar, 2008'e kadar o sürece kadar dolaylı barış dediği bir süreçti. Yani dolaylı temsilciler üzerine yürütülen bir barış süreci. Ama 2009-2011 o süreci doğrudan müzakere. Yani müzakere süreci ve bu süreç 2013-2015'te daha da bir geliştirildi. Sonuç 2019'da özgür olursak, yani hatta örnek verdi, yani özgür olmadan, özgürlükten kastettiği önünün açılmasıdır. Yani sonuç çözmek için gerekli olanakların zemin sunmasıdır. Boş havuzda yüzemem dedi yani. Havuzun dolu olması lazım yüzebilmem için. Mandela'da da böyle gelişti. Mandela ev hapsine alındı. Orada resmi, iradi bir şekilde devlet resmen ilan etti. Ben çözeceğim dedi Mandela bu sorunu. Deklarik bir irade gösterdi. Ve o irade gösterildikten sonra süreç, çözüm sürecine girildi. İrade tanınmadan çözüme barış olmaz. Özgürlük iradesi tanınacak yani. Tanınmadan barış çözüm olmaz. Yani bu iş Öcalan'la çözülür ve sadece eksik olan bir hükümet ve devlet içinde bir siyasi iradenin ortaya çıkmasıdır. Ya da üçüncü yol iktidara gelir, o siyasi irade boşluğunu doldurur, öyle çözülür. Bütün bu kampanyaların amacı zaten içeride dışarıdakiler bu iradenin ortaya açığa çıkması içindir, çözüm iradesini yani. Öcalan'ın sorunu çözecek bir iradenin açığa çıkarmasıdır. Bu da özgürlüktür zaten yani. Özgürlük, Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle çözüm özdeştir yani. Özgürlük demek çözüm demektir yani. Ki mesela okurken 18 Mart ahim kararı zaten 25'i doluyor yani. Ama bir irade olmasa onu da uygulamıyoruz. Mahkeme kararı da uygulamıyor yani. Devlet, hükümet de uygulamıyor. Kaç yıl geçti, mevzuatını değiştirmedi, ceza indirimine gitmedi. Değil mi? Görüyoruz, yaşıyoruz. Bakanlar Komitesi'nin kararına rağmen hükümet savunuyor. Yani bir irade ortaya çıkmasa okurken de sen özgürlük sağlasan yine özgür olamıyorsun. Anlatabildim mi? Her halükarda sonucu, nihai sonucu verecek olan çözüm iradesinin, siyasi iradenin ortaya çıkması. İşte bu kampanyalar bu iradeyi açığa çıkarmak içindir. Son olarak Sayın Hocam'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 15 Şubat komplosu bir yas değil, kara bağlama değil mi? Yani bir aydınlanma, gerçekleri görme, ona göre tavır almalıdır. Öyle bakmak lazım. Sadece duygusallıkla olmuyor yani. Gerçekten bilinçlice bu meseleye alıp öyle değerlendirmek gerekiyor.